Buyurun. Sayın Genel Başkanım, değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün burada Zafer Partisi'nin genel merkezinde Sayın Genel Başkan Ümit Özdağ Bey ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu, bölgesel sorunları, Türkiye'de yakından ilgilendiren siyasi meseleleri uzun uzun konuşma fırsatını bulduk, değerlendirme fırsatını bulduk. Tabii bir de meselenin somut tarafı 14 Mayıs'ta ilk turunu yaptığımız ve 28 Mayıs'ta ikinci turuyla tamamlayacağımız Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ümit ediyoruz ki Zafer Partisi de bu anlamda genel çerçevede Sayın Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verir ve Türkiye bu seçimi çok rahat bir şekilde tamamlar diye düşünüyoruz. Özellikle her iki taraftan da müşterek olarak gördüğümüz birkaç konuyu sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye'nin milli güvenlik meselelerini, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliği meselesini, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü, özellikle güney sınırlarımız başta olmak üzere terör örgütlerinin tehdit altında bıraktığı Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve bununla ilgili konuları müzakere etme fırsatını bulduk. Açıkçası hem Suriye'nin kuzeyinde hem Irak'ta hem de Türkiye'nin içerisinde terör örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden, 85 milyon vatandaşımızı tehdit eden önemli bir tehdit olduğunu, önemli bir mesele olduğunu, buna karşı da bir milli duruş gösterilmesinin zorunlu olduğu konusunda fikirlerimizin ortak olduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca yine Türkiye'nin meselelerinden birisi, Zafer Partisi'nin de çok sıkça gündeme getirdiği göçmenler meselesidir. Türkiye'deki göçmenler meselesinin önemli bir mesele halinde olduğunu ama bu meselenin Türkiye'nin isteği doğrultusunda değil, şartların zorlaması sonucu ortaya çıktığını müzakere ettik. Yani buradaki insanlar, Suriye'den buraya gelenler ellerinde bir torbalarıyla, sırtlarında bir denkleriyle, ayaklarında takınıyorlarıyla geldiler. Hayatta kalabilmek için ölümden kaçtılar, bombalardan kaçtılar, buraya geldiler. Ama bunun da bir istihdam vakti var. Bunun da Türkiye'nin de yüklenebileceği bir sınır var. Dolayısıyla zaten epey bir zamandır hükümetimiz Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşünü sağlayabilmek için projelerini çalışıyor ve bunları da gerçekleştirmek için gayretle mesafe alıyor. Örneğin şu anda 550 bine yakın Suriyeli kendi memleketlerine güvenli oluşturulan güvenli bölgelere geri dönmüştür. İnşallah Suriye'de normalleşmenin sağlanması, Suriye'de barış ve huzur ortamının temin edilmesi, güvenli bölgeler oluşturularak o bölgelerde de insanların geri dönüşünün temin edilmesi için son derece samimi ve takvimlendirilmiş bir çalışmanın içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Örnek olsun diye söylüyorum. Önümüzdeki dönemde süratle devam eden 1 milyon Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak oradaki konutların yapımı meselesi zaten hükümetin gündemindedir. Böylece bir an evvel Suriyelilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşünün temin edilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu noktada Zafer Partisi'nin görüşlerinin de destekleyici olacağını düşünüyoruz. Ancak sığınmacılar üzerinden yanlış bilgiyle de Türkiye kamuoyunun yanıltılmasını istemeyiz. Örneğin Ana Muhalefet Partisi'nin başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu 10 milyon Suriyeli'yi getirdiniz dedi. Bunu 10 milyon daha getirerek daha da çoğaltacaksınız dedi. Halbuki bunun doğru olmadığını kendisi de biliyor. Şu anda resmi rakamlarla Türkiye'de 4 milyon 994 bin Suriyeli var. Bunu hadi diyeyim 5 milyon, bunu iki katını söyledi. Sonra 13 milyon dedi ve arkasından da 10 milyon daha getireceksiniz gibi bir yanlış bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Bu iki konu başta olmak üzere Türkiye'nin milli güvenlik meseleleriyle ilgili konuları bizim açımızdan son derece faydalı bir görüşme imkanını bulduk. Ümit ediyorum ki Zafer Partisi kendi arasında bu görüşmeyi değerlendirecek ve 28 Mayıs'la ilgili süreçte tutumunu belirleyecektir. Ben Zafer Partisi'nin alacağı tutumun Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin milli güvenliği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ev sahipliği dolayısıyla da Ümit Özdağ Bey'e teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, Sayın Genel Başkan, Sayın Genel Başkan Vekilimize ziyaretleri için teşekkür ediyorum. İfade ettikleri gibi Türkiye'nin güvenliği başta olmak üzere kapsamlı bir değerlendirmede ve
görüş alışverişinde bulunduk. Bu çerçevede terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik faaliyetlerini ve bu faaliyetler karşısında alınması gereken politika uygulamalarını değerlendirdik. Keza Türkiye'nin en önemli meselesi olan sığınmacı ve kaçaklar meselesi ve bu konuda Zafer Partisi'nin ısrarla Türkiye'nin gündemine getirdiği çözüm önerilerini getirdik. Tabii aramızda belirli farklılıklar olduğu bu konuda açıktır. Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiği gibi onurlu ve gönüllü dönüş bir politikadır. Zafer Partisi'nin politikası ise burada gerekirse zorla şeklinde ifade edebilecek devletin egemenlik hakkını sonuna kadar kullanmasını gerektiren politikalardır. Ama çok faydalı bir görüşme olduğunu ben de düşünüyorum. Arkadaşlarımız da bu görüşmenin sonuçları konusunda bir değerlendirmeyi birazdan divanda gerçekleştireceğiz. Ve Numan Bey de sanıyorum bazı değerlendirmeler yapacak ve daha sonra sonuçları kendisiyle tekrar değerlendirme imkanımız olacak. Hepinize teşekkür ediyorum ben de katıldığınız için. Sağ olun. Sorum olabilir mi? Bir video sosyal medyada çok dönüyor. Bir televizyon kanalında da yayınlandı efendim. Hatta siz de paylaştınız sosyal medyanızdan. Yurt dışı seçmene mikrofon uzatıldığında Arapça konuşan, Türkçe dahi bilmeyen seçmenin oy verdiğini gördük. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Biraz kamuoyunda bu tartışılmaya başlandı. Arap Suriyeli gibi Arap seçmen polemiği de ortaya çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben videoyu görmedim ama Türkiye'de sayıları yani öyle çok abartıldığı gibi olmayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış olan az sayıda Suriyeli'nin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Suriyeli göçmen olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak zaten oy kullanma hakkı var. Herhalde ben videoyu görmediğim için bir şey demiyorum. Yurt dışı oylarda efendim, yurt dışı oylarda bir Arap yani Suriyeli Hayır. değil, gümrük kapısında oy kullanan yurt dışı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan birisinin oy kullanması mümkün mü? Yok, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama Türkçe bilmiyor efendim. Yani evet. Tartışma biraz öyleydi. Hiç Türkçe dahi bilmeyen birine nasıl vatandaşlık verildi tartışması? Şimdi yani eğer ben videoyu bilmiyorum. Bu soruyu onun için görmediğim bir şeyi bana cevaplandırmak durumunda bırakıyorsunuz ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin oy kullanma hakkı vardır. Doğru. Ben de videoyu gördüm ve paylaştım. A Haber'de sanıyorum A Haber'de burada var. Daha sonra telif hakkı dolayısıyla videoyu kaldırtmışlar benim Twitter adresimden. Ama şunu biliyoruz, hakikaten Türkçe bilmeyen, Türk siyasi hayatı ile ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların da seçmen olduğunu biliyoruz. Yurt dışında oy kullandıklarını biliyoruz. Hatta seçmen listelerini tararken şunu gördük. Afganistan'da doğmuş Türk vatandaşı Abu Dhabi'de veya Cidde'de yaşıyor ve oy kullanıyor. Bunun demokratik olmadığını düşünüyoruz. Türk milletinin elinden egemenlik hakkını alıcı ve kısıtlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de şöyle bir çözüm önerisi getirmiştik. Vatandaşlık verilen herkes 10 sene süre geçmeden, Türkçeyi doğru dürüst öğrenmeden Türk milletinin kaderiyle ilgili oy kullanamasın. 1-2 gayrimenkul satışı karşılığında vatandaşlık verilmesin. Bunun da doğru olmadığını düşünüyoruz. Ama tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Efendim, çok sağ olun. Daha sonrasında görüşmelerinizin devam edeceğini söylediniz. Yeni kurulacak AK Parti'nin seçilmesi halinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilmesi halinde herhangi bir görev teklif edilmesi yoksa yani bu politikalar konusunda beraber hareket etmek için? Hayır. Tekrar görüşeceğiz ama herhangi bir teklif yok. Öyle söyleyeyim. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Abi alın.